Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir iyilik ile bir de kötülük varmış. Bunlar fakirlikten ve çaresizlikten bıkıyor. İkisi de bir olup, haydi, dünya yolculuğuna çıkalım, yeni bir iş bulalım, diyorlar. İkisi de azıklarını alıyorlar, çıkılarını bağlıyorlar, yola çıkıyorlar. Az gidiyorlar, UZ gidiyorlar, dere tepe düz gidiyorlar, bunlar acıkıyor. Kötülük diyor ki, iyilik, önce senin azığını yiyip içelim. Ondan sonra da benim azığı yiyelim. İyilik de, olur, tamam, diyor. İyiliğin azığını yiyorlar, suyunu içiyorlar, yola koyuluyorlar. Gidiyorlar, gidiyorlar, iyilik susuyor, kötülük bana bir bardak su ver, diyor. Kötülük, vermem, diyor. Bunlar biraz daha gidiyorlar. İyilik yine su istiyor, ulan kötülük. Bana bir bardak su ver, diyor. Kötülük, vermem, gözünün birini oyup verirsen veririm, diyor. Susuzluktan ölümden kurtuluyor tabii iyilik. Gözünün birini oyuyor, veriyor. Kötülük ona bir bardak su içiriyor. Yine gidiyorlar, iyilik yine susuyor, kötülük bana bir bardak su ver, diyor. Kötülük, öbür gözünü de verirsen veririm, diyor. İyilik öbür gözünü de çıkarıp veriyor, bir bardak su içiyor. Şimdi bunların yolu ayrılıyor. İyiliğin gözü görmüyor, her yer karanlık. Bir yere varıyor, bir maya ağacının dibine oturuyor. O da cinli maya imiş. Orada da cinler varmış. Cinler akşam olunca ortaya çıkıyor, kendi aralarında konuşuyorlarmış. İyilik de ağacın dibinde ama cinler onu görmüyormuş. Cinler kendi aralarında şöyle konuşuyorlar, yahu bu körlerinde hiç akılları yok. Şu cinli mayanın yaprağını ıslayıp gözlerine çalsalar, hemen gözleri açılır. Şu dağın altını da kaldırsalar bütün dünyaya yetecek su çıkar. Az ileride de körler ülkesi varmış. Bu ülkede ne su varmış ne de başka bir şey. Neyse iyilik bu konuşmaların hepsini duyuyor. Hemen maya yaprağını koparıyor, tükürüğüyle ıslıyor, gözüne çalıyor. İki gözü de açılıyor. Çantasına maya yaprağından dolduruyor ve körler ülkesine gidiyor. Göz doktoru. Göz doktoru diye bağırıyor. İyiliği köy halkı çağırıyor. İyilik, bir bardak su getirin, diyor. Suyumuz yok, diyorlar. Su olmazsa gözünüzü açamam, diyor. Köy halkı buna inanmıyor, tabi. İyilik padişahın evine varıyor. Padişahın kızı da körmüş. Neyse padişah, kızımın gözünü iyi edebilir misin, diyor. İyi ederim, diyor iyilik de. Padişah, iyi edemezsen seni idam ederim, astırırım, seni öldürürüm, diyor. İyilik, tamam, diyor. Neyse iyilik içeri varıyor, bir bardak su verin bana, diyor. İyiliğe bir bardak su veriyorlar. İyilik maya yaprağını ıslıyor, kızın gözüne çalıyor. Kızın gözleri ayna gibi parlıyor. Öbür gözüne de çalıyor, o da öyle oluyor. Padişah, iyiliğe diyor ki, dile benden ne dilersen. İyilik, bana, 40 kazma, 40 kürek, 80 de insan ver, çalışacak, diyor. Padişah, bunları ne yapacaksın, diyor. İyilik, ileride bir taş var, onu kaldırdın mı, bu ülkeye yetecek kadar su var, diyor. Neyse, padişah bunun isteğini veriyor, gidiyorlar. Oradaki taşı işçilerle kaldırıyor. Kaldırır kaldırmaz su ülkeye doğru akıyor. Su gelince de iyilik bütün körlerin gözünü iyileştiriyor. Sonra iyilik kötülüğü arattırıyor, buluyor. Yaptıklarından dolayı kötülüğü ceza veriyor. İyilik de padişahın kızıyla evleniyor, muradına eriyor.